Arkadaşlar merhaba. Yine denge konusuyla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, bugün size ne öğreteceğim? Hacimle alakalı değişmeler olacak. Mesela kabın hacmi arttırılırsa, azaltılırsa denge sağa kayar, sola kayar gibi ifadeler duyacaksınız. Nasıl olduğunu dilerseniz hep beraber görelim. Şimdi diyor ki ikinci seçenek hacim. Eğer adam hacimle oynarsa nasıl bir şey yapacaksınız? Ona bakacağız. Gaz fazındaki denge tepkimelerinde gaz moleküllerinin sayısı korunuyorsa hacim değişme dengeyi etkilemez. Yani şunu diyor. Kaç mol gaz giriyor arkadaşlar? Şurada giren gazın mol sayısı kaç? Bakın 1 mol burada, 1 mol burada, 2 mol. Ürünlerde ne kadar? O da 2 mol değil mi? Bakın 2 mol gaz girmiş. Katsayılara bakarak konuşuyoruz. Katsayıları 1 çünkü. Bunların katsayıları da 1. 2 mol gaz girip 2 mol gaz çıkıyorsa ve sen hacmi arttırırsan, bakın hacmi arttırırsanız ne olur? Bakın şöyle göstereyim size. Düşünün şöyle pistonlu bir kap. Çünkü niye? Hacimle oynuyorsanız kabınız nasıldır? Pistonludur değil mi? Hacimle oynayabiliyorsan kap pistonlu olmak zorunda. Başka bir seçenek var mı? Yok. Hacim arttırılırsa, yani pistonu ne yapacaksın? Yukarı çekeceksin. Şimdi hacim arttırılırsa şayet derişim yani yoğunluk ne yapacak? Azalacak. Niye? Hani diyelim ki burada 4 molar olsun. Buradaki değişim, derişim arkadaşlar işte 2 molar, 3 molar falan. Niye azaldı? Çünkü hacmi arttırdın değil mi? Mesela molarite eşittir N bölü V. Şimdi düşünün mol sayısı sabit. Herhangi bir gaz ekleyip çıkarmıyoruz. Hacmi arttırırsanız molaritenin ne yapmasını beklersiniz? Azalır. Tamam. Şimdi bakın azaldı. Tüm maddelerin derişimi azalacak arkadaşlar. Şu gördüğünüz tüm maddelerin derişimi azalacak. Bakın hep beraber görelim. Bakın suyun derişimiyle başlamış. Bak küt diye azalıyor. Sonra ne yapıyor? Sabit kalıyor. Yani sabit kalması ne demek? Tekrar dengeye geliyor. Bak bu birinci denge, bu ikinci denge. Tamam. Suyun ilk dengedeki derişimi sallıyorum. Salladım 8 molar olsun. İkinci dengedeki derişim arkadaşlar 6 molar gibi bir şey. 8'den daha düşük yani. Tamam. Karbondioksite bakın o da aynı. Küt diye azalıyor ve tekrar dengeye geliyor. Su öyle, H2 de öyle, karbondioksit de öyle. Peki hacim azaltılırsa ne olur? Bu sefer tam tersi. Hacim azaltılırsa ne olacak? Yani şunu düşünün, bu sefer azaltıldığını düşünün. Daha küçük bir hacmi düşünün. Kabın üstüne bastırdığını düşünün. 4 molar değil de 6 molar, 8 molar, 9 molar. Ne yapacak? Derişimler yükselecek ve yine sabit kalacak. Tamam. İlk etapta ama bu ne zaman geçerli bu grafikler? Mol sayıları aynıysa. 2 mol girip 2 mol çıkıyorsa. 3 mol girip 3 mol çıkıyorsa. Tamam. Aynı molde girip aynı molde çıkıyorsa bu durum geçerli. Şuraları bir okuyalım. Diyor ki gaz fazındaki bir denge tepkimesinde gaz molekülün sayısı korunmuyorsa. Ne demek bu? Şu demek. Atıyorum 2 mol girip 5 mol çıkıyorsa veya 3 mol girip 1 mol madde çıkıyorsa işte o zaman korunmuyor demektir. O zaman işler değişiyor arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? İşte sağa kayacak denge veya sola kayacak. Bunu belirleyeceğiz. Tamam. Bunu nasıl belirleyeceğiz? Onu okuyalım. Hacim azaldığında toplam gaz basıncı artar. Basıncın azalması için denge sistemi gaz mol sayısının azalacağı yönde hareket eder. Bunu ben size anlatacağım arkadaşlar. Burayı hızlıca okuyup geçeceğim. Sabit sıcaklıkta hacim arttırıldığında ise toplam gaz basıncı azalır. Basıncın artması için denge sistemi gaz mol sayısının artacağı yönde hareket eder. Tamam. Bir denge tepkimesinde sabit sıcaklıkta hacim değiştirilirse denge sabitinin değeri değişmez. Şimdi bakın arkadaşlar, en önemli bilgiyi okuyorum buradaki. Hacmi değiştirdiğiniz zaman, yani adam hacimle oynarsa, hacmi arttırırsa, azaltırsa KC değeri ne yapmıyor? Değişmiyor. Denge sabiti değişmiyor. Denge sabitini yani KC'yi değiştiren tek bir şey vardı. Neydi o? Sıcaklık. Denge sabitini değiştiren tek şey neymiş? Sıcaklık arkadaşlar. Başka hiçbir şekilde değişmez denge sabiti. Tamam. Yani diyelim ki madde eklediniz veya madde çıkarttınız. KC değişmiyor arkadaşlar. Sıcaklıkla oynarsanız şayet değişir.
Şimdi asıl bizim öğrenmemiz gereken yer burası. Şimdi az önce eşit molde gaz girip çıkıyordu. Bak burada öyle değil. Kaç mol gaz girmiş? 3 mol buradan, 1 mol buradan, 4 mol girip 2 mol çıkıyor. Bakın 4'e 2. Tamam. Bakın ne olacak biliyor musunuz? Şöyle yapacaksınız. Hacim arttırılırsa diyor. Hacmi arttırırsan. Şimdi ilk önce şunu düşünelim. Bakın 4 mol gazın olduğu tarafta, yani kap ilk durumda şunda ya. Bakın bu tarafta basınç 4P olsun. Tamam. Basınç ne olacak? Diğer tarafta 2P olacak. Hani şöyle düşünün. 4P'lik basınç 2P'ye dönüşecek. Tamam. Şimdi sen hacmi arttırıyorsun. Hacmi arttırırsan basınç ne yapacak? Basınç azalacak değil mi? Yani bir şey sistem düşünün. Yani şöyle kurayım ben size sistemi. Atıyorum içeride 10P'lik bir basınç olsun. Tamam. Hacmi arttırdık. Şöyle. Hacmi arttırdınız. Hacim artarsa basınç ne yapar? Düşer. Eğer hacmi arttırıyorsan şunu bileceksin ki basınç düşer. Basınç düşeceği için sistem ne yapacak biliyor musun? Basıncı tekrar arttırmak isteyecek. Bunun için de mol sayısı çok olan tarafa doğru gidecek. Bakın mol sayısı çok olan tarafa doğru gider. Mol sayısı nerede çok? Bakın bu tarafta çok. O zaman denge sola kayacak. Tamam? Denge sola kayar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu yorum yapabilmek lazım. Veya hocam ya yorum zor geldi. Daha kısa bir yol yok mu diyorsanız şöyle söyleyeyim. Bu biraz ezber ama hani eğer hacim artarsa mol sayısı çok olan tarafa kayacak. Tamam? Mol sayısı çok olan tarafa kayacak. Eğer hacim azalırsa mol sayısı az olan tarafa kayacak arkadaşlar. Böyle de ezberleyebilirsiniz. Tamam? Hani basınçtan yorum yapmak istemiyorsanız, direkt hacimle yorum yapmak istiyorsanız. Hacim arttırıyor mu adam? Molü çok olan tarafa. Bak hani artma ve çok aynı şeyler yani artış çoktur öyle düşünün. Hacim azaltıyor mu? Molü az olan tarafa kayacak. Bu kadar. Hemen bakalım. Şimdi bakalım nereye kayacak? Hacim arttırılırsa diyeceksiniz ki hacimi arttırıyor. Molü çok olan tarafa kayar. Nerede molü çok? Burada. Sola kayacak. Peki ne olur sola kayarsa arkadaşlar? Bir kere şunu söyleyeyim. Bu kabın hacmi arttırılıyorsa her birinin derişimi küt diye düşecek. Bakın grafiği bir inceleyin. Bak N2 derişimi bir anda düşmüş. Hidrojen derişimi bir anda düşmüş. NH3 derişimi bir anda düşmüş. Bakın bir anda saniyelik küt diye düşüyor. Daha sonra ne olacak? Tabii yavaş yavaş olacak bu olay. Denge sola kayacak. Ne demek dengenin sola kayması? Bunun derişiminin azalması demek. NH3'e bakalım. Zaten küt diye düşmüştü. Yavaş 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 azalacak. Tamam. Hidrojen denge bu tarafa kaydığı için azot ve hidrojen artar. Bakın hidrojen artıyor. Yavaş yavaş arttı. Ama ilk duruma çıkabiliyor mu? Hayır. İlk duruma kadar çıkamıyor. Ve zaten şuradan sonra denge kuruluyor arkadaşlar. Azotta da aynı durum var. Denge azotun olduğu tarafa kaydığı için azotun derişimi yavaş yavaş artacak ama ilk duruma çıkamayacak. Tamam. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Peki hacim azaltılırsa bu sefer nereye kayar? Hacim azaltılırsa da söylemiştik zaten. Mol sayısı az olan tarafa kayar. Yani mol sayısı nerede az? Şurayı tekrardan görelim. Mol sayısının az olduğu taraf sağ taraf. Şunu siliyorum artık. Yani denge sağ kayar. Tamam. Dengenin sağ kayması ne demek? Bir kere şunu söyleyeyim size de. Hacim azaltılıyor. Bak. Şöyle olsun. Kap. 10P basınç olsun. Üstüne bastırıyorsunuz. Ve hacmi azaltıyorsunuz. Basınç da 15P olsun. Şimdi hacim azaltırsan basınç artar. Bir de ne artar? Derişim artar değil mi? Çünkü buradaki gaz daha yoğundur. Derişim artar. Atıyorum burası 2 molar ise burası 5 molar. Derişim artacak. Tamam. Şimdi o yüzden bakın hepsinin derişimi bir anda bak küt diye artacak. Bak bir anda arttı. Saniyelik arkadaşlar küt diye arttı. Ve zamanla dengenin nereye kayacağını söyledik? Sağ tarafa. O zaman NH3 artacak. Diğerler azalacak değil mi? Hani bu tarafa kaydığı için bu artmalı. Bunlar ne yapmalı? Bunlar azalmalı. Tamam. NH3 bak
küt diye artmıştı. Bir de yavaş yavaş artıyor. Bak arttı. Tamam. Hidrojene bakın. Hidrojen bir anda küt diye arttı zaten. Hani derişim arttı ya, kabın üstüne bastırdık. Hacmi azalttık. Hacim azaldı. Kabın üstüne bastırmak gerekti. Arttı ama yavaş yavaş azaldı. Bu da artıp yavaş yavaş azalmış oldu. Tamam. Ve bu azalma ilk durumu yakalayabiliyor mu? Hayır, yakalayamıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada hangi yorumlar yapacağız? Bir kere tüm gazların derişimi artar. Ah, 1, 2, 3. 3 tane gaz var. 3'ü de artar. Tamam. Toplam gaz basıncı artar. Şimdi 10P'den 15P'ye, değil mi? Toplam gaz basıncı artar. Denge ürünler yönüne kayar. Evet, dengenin sağ kayacağını söyledik. Kc'nin değeri değişmez. Kc'yi değiştiren tek şey vardı. Neydi? Sıcaklık. Kc'yi bir tek sıcaklık değiştirir. Tamam. Şunu yorumlayalım hemen. Bakın şurada var. Bunu yorumlamamız lazım. Yine hacimle oynayacak. Arttıracak, azaltacak. Hemen bunu da yorumlayalım arkadaşlar. 2 mol gaz girip 7 mol gaz çıkıyor. 2 mol gaz giriyor. 7 mol gaz çıkıyor. Hacmi arttırırsak, hacim arttırılırsa mol sayısı çok olan tarafa kayar. Nerede mol çok? Burada. Sağa kayacak. Ne olacak? Bir kere hacmi arttırdığımız için derişim ne olur? Bir düşünün bakayım arkadaşlar. Hani bunu aklınıza bir yazın. Aklınızda bir tane pistonlu kap düşünün. Herkes gözlerini bir kapatsın. Pistonlu bir kap düşünsün. Ve hacmi arttırdığınızı düşünün. Nasıl arttırılıyor hacim? Pistonu yukarı kaldırıyorsunuz. Pistonu yukarı kaldırırsanız gazların derişimi, yani yoğunluğu azalmaz mı? Değil mi? Hani çünkü niye? Gaz rahatlıyor arkadaşlar. Hani sıkıştırmıyorsunuz gazı. Tam tersine gaz genleşiyor. Hani nasıl anlatayım? Hani sıkıştırdığınız zaman basıncını arttırırsanız, yoğunluğunu arttırırsanız, tam tersini yaparsanız da basıncı azalır, yoğunluğu azalır. Tamam. Tüm gazların derişimi azalır. Bak bir anda burada gördüğün 3 gazın da derişimi, bak, küt diye azalacak, görüyor musun? Hepsi azaldı. Tamam. Sağ kayacağı için NO artacak. NO'yu yavaş yavaş arttırıyorum. İlk durumu yakalamadan. Oksijen de artacak. O da arttı. N2O5 ne yapacak? O azalacak. Niye? Çünkü bundan diğer tarafa gidiyordu, o yüzden. Bak, bunun diğer tarafa gitmesi ne demek? Bunun azalması demek. Bunların da artması demek. Tamam. Bunu da azaltacağız. Bu zaten küt diye azalmıştı. Biraz daha azalacak. Tamam. Yorumlar böyle. Hacmi azaltırsak ne olur? Bir kabın hacminin azaltılması ne demek? Basıncın artması. Yoğunluğun 8 mol olsun. Yoğunluğun da artması demek. O zaman hepsinin üçünün de molaritelerini arttıracağız. Bak. 1, 2, 3. Arttırdık. Sonra bakalım. Dengeyi sağa sola kaydıracağız. Denge nereye kayacak? Şu reaksiyonu görecek şekilde yapayım. Hacmi azalttık. Hacmi azaltırsak mol sayısı az olan tarafa kayar. Mol nerede az? Burada. O zaman denge sola kayar. N2O5 artacak. Bak, N2O5'e yavaş yavaş tabii arttı ve sonradan sabit kalacak. Tamam. Bu tarafa kayıyorsa bunlar da azalır. Azalsın. Bakın, NO azalıyor, oksijen azalıyor ve ilk duruma kadar inmiyorlar arkadaşlar. Hacim azaltılırsa tüm gazların derişimi artar. Tüm gazlarda derişim artar. Bak, arttı zaten. Toplam gaz basıncı artar. Evet. Toplam gazın basıncı artar. Değil mi? Bir kabın arkadaşlar, bir kap düşünün. İçindeki gazları boş verin. İstersen içinde 50 tane gaz olsun. Buradaki basınç 10 atmosferse, buradaki basınç 15 atmosfer, 16 atmosfer, 17 atmosfer. 10 atmosferden daha çok. O yüzden toplam gaz basıncı ne yapacak? Artacak. Denge sistemi girenler yönüne kayar. Evet, çünkü hacim azaltılırsa mol az olan tarafa kayacaktı. Yani girenlere, görelim. Bakın, girenlerin molü daha az. 2'ye 7. Tamam. Kc'nin değeri de değişmez. Kc'yi sadece ve sadece sıcaklık değiştirir demiştik. Tamam. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şuradan şöyle. Burada bir soru var. Soruya bakalım hep beraber. Güzel bir soru arkadaşlar. Cevabı belli ama siz cevabına takılmayın.
Ben şöyle... üzerini kapatayım. Hep beraber yorumlayalım. Şimdi denge tepkimesi dengede iken, bak şimdi bir kere bu dengede. Hani düşünsene, hep dengede olan bir şey bozuyor. İşte hacmini değiştirecek, basıncını değiştirecek, sıcaklığını değiştirecek. Biz şu an sadece hacmi gördük. İşte sıcaklığı falan da göreceğiz. Şimdi yazalım. Şöyle N2O4 2 mol NO2. Dengedeyken tamam. Şöyle çizeyim arkadaşlar size. Çiziyorum, izleyin. Şurası molerite, derişim. Şu da ne olacak? Zaman. Tamam. Zamanla moleriteler nasıl değişir? Onu göreceğiz. Madem dengede N2O4, bak böyle sabit çizeceksin. Çünkü niye? Dengede ne oluyordu? Dengede böyle sabit oluyordu değil mi? Şu an dengedeyse adam sabittir. N2O4'ün moleritesi sabit. NO2'yi de altına çizeyim. E hocam, isterseniz bunları böyle değiştirebilirsiniz. Yani çok önemli değil. İstersen bunu yukarı çiz. Çünkü hangisinin moleritesi yüksek şu an hiçbir fikrim yok. Ama nasıl değiştiğini birazdan yorumlayacağım. Tamam. Tamam, dengedeyken hacmi arttırılırsa, aha da hacmi arttırdık. Hacim arttırılırsa ne olur? Mol sayısı çok olan tarafa kayar. Kimin mol sayısı çok? Bunun. Çünkü bu 2 mol, bu 1 mol. Değil mi? Denge nereye kayacak? Sağ tarafa. Şimdi burayı çok iyi dinle. Denge sağ tarafa kayar. O zaman NO2 ne yapar? Artar. Değil mi? Bu ne yapar? Azalır. Derseniz arkadaşlar yanlış yapmış olursunuz. Dikkat ettiyseniz gayet silik çizdim. Bak şu an yanlış yaptık. Niye? Buradaki hatayı kim söyleyecek? Yani buradaki hatayı düşünün. Şu an ben niye sizce yanlış yaptığımızı söyledim. Dengenin sağ kayması doğru. Bunun azalması o da doğru. Ama ufak bir hatamız var. Onu düzeltelim. Hacmi arttırırsak, hacim arttırılırsa hemen moleriteden bu ne yapar? Düşer. Çünkü bunlar ters orantılı ya. Hani bunun sabit kalması lazım. Şöyle düşünün. N eşittir M çarpı V. Tamam. Hani bu sabit. Adam hacmi arttırıyor. Molün sabit kalması için derişimin ne yapması lazım? Azalması lazım. Yani anlayacağınız, derişim azalacak. İzleyin, ikisini de derişimini azaltıyorum ama küt diye azaltacağız arkadaşlar. Bakın ikisini de derişimini azalttık. Bakın bunu yapmamız gerekiyordu ilk önce. Azalttık, tamam. Şimdi artma azalma olayını yapalım. Denge sağa kayacak. NO2 artar. NO2 arttırıyorum. Ama ilk duruma kadar çıkmıyor ve şu an dengeyi buldu. Bak şu anda tam şurada dengeye gelmiş olsun. İkinci dengeye T2 diyelim. Şuraya da T1 diyelim. Peki bu ne yapacak? Bu azalacak. Bu zaten azalmıştı. Bu biraz daha azalır. Bakın biraz daha azaldı ve o da tekrar ne yaptı? Dengeye geldi. Tamam. Bu yorumları yapabilmek lazım arkadaşlar. Şimdi diyor ki denge ürünler yönüne ilerler. Yani denge ürünlere kayar diyor. Doğru mu? Doğru. NO2 gazının derişimi azalır. Başlangıçta kıyaslıyor arkadaşlar. Hani başlangıca göre ne olur diyor. Tabii sen de hemen şu yorumu yapıyorsun. Diyorsun ki hocam ya denge sağa kayıyor. NO2 artıyor. Yanlış bu ya diyorsun. Ve arkadaşlar bildiğin bir konuda yanlış bir şık işaretlemiş oluyorsun. Niye? Grafiğe bir baksana. Hacmini azalttığınızda üçünün de derişimi düşmedi mi? Düştü. NO2 sonradan artsa bile, bak NO2 sonradan artsa bile ilk durumu yakalayabildi mi? Hayır. İlk durumun altında kaldı. Yani ilk derişimin altında kaldı. Yani şöyle düşün. İlk başta ilk dengede, hani denge bozulmadan önce molaritesi 10 molar olsun. Şu an molaritesi kaç? İkinci durumda molarite kaç? 8 molar falan. Değil mi? 8 molar falan. Yani NO2'ye bak. Bak ilk durum, bu da ikinci durum. Hangisi daha yüksek? İlk durum daha yüksek. Yani NO2 ne yapmış? Azalmış. Doğru. İlk durumla kıyasladığınızda bakın. İlk durumla kıyasladığınızda NO2 azalmış, gördünüz mü? Bak. Buna doğru kayıyor. Artıyor. Bak artıyor. Gördün mü artmayı? Arttı ama ilk durumun üstüne çıkamaz. Tamam. NO2, N2O4'ün derişimi azalır. N2O4'e bakalım. Azalmıştı. Daha da azaldı. Doğru. Yani bu adama bak. Azaldığı bariz belli mi? Belli. Tamam. Doğru.
KC'nin değeri değişmez. KC bir tek sıcaklıkla değişir. Sıcaklıkla da oynamamış zaten. Bak adam ne diyor? Sabit sıcaklık. O yüzden değişmez. Toplam gaz mol sayısı azalır. Şimdi çok dikkat edin. Denge sağa kayıyor ya, bunu şöyle yorumlayacaksınız. Denge sağa kayıyor. Dengenin sağa kayması ne demek biliyor musun? Bu oluşacak, bu azalacak. Bu oluşacaksa buraya 2x mol oluşacak. Bu ne kadar azalacak? X mol. Bak bu 2x oluşacak. Bu x mol azalacak. Yani şöyle düşün. 2x oluşuyor, x azalıyor. Topla artı x. Yani artış var değil mi? Ama o mol sayısı azalır demiş. Yanlış arkadaşlar. Zaten dikkat et. Mol sayısı çok olan tarafa kaydığı için mol sayısı artması gerekir. Yani şöyle düşün. Mol sayısı sağa kayıyorsa bu vatandaş, hani bizim şeyimiz vardı ya, hani başlangıç, değişim ve denge şeyimiz vardı, hatırlıyor musunuz? Başlangıç, denge, değişim, böyle bir şablonumuz vardı. Yani değişim kısmını şöyle düşünün. Bu x kadar azalacak, bu 2x kadar artacak. Doğal olarak hani toplam mol sayısı nasıl değişir? Artar arkadaşlar. Tamam mı? Öyle düşünebilirsiniz. Toplam mol sayısı artar. O yüzden Edirne seçeneğimiz yanlış. Gelelim buna. Şimdi bakın, burada da bir sorumuz var. Cevaplı bir soru. Şöyle çevireyim. Diyor ki dengedeyken yapılan bir etki sonucu yandaki derişim zaman grafiği elde edilmiştir. Bakın şu elde edilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın, vatandaşlar dengedeymiş. Görüyor musunuz? Görüyor musun? Üçü de dengede. Şu sabit çizgiyi dengede olduğunu gösterir. Ne yaptığını söylemiyor. Hacimle mi oynamış? Ne bileyim, sıcaklıkla mı oynamış? Ne yapmış? Hiçbir fikrim yok. Ama izliyorum. Klor derişimi küt diye artmış. Bakın bir yanda artmış. Bu da artmış, bu da artmış. Üçü de artmış. Üçünü de arttıran tek bir şey olabilir. Adam ne yapmış? Kabın hacmiyle oynamış. Kabın hacmi ne yapmış sizce? Ne yapmış bir düşünün. Derişimleri nasıl arttırırsınız bir kapta? Tabii ki üstüne bastırarak. Üstüne bastırınca hacim ne olur? Şu durumdan şu duruma geçince hacim ne olur? Azalır. Değil mi? Hacim azalır. Hacim azalmış. Yani bu adam hacmi azaltmış. Çünkü hacmi azalttığınızda ancak üçünün de derişimi artabilir. Derişimler artmış. Sonra bakıyorum. Bu ikisi azalmış, bu artmış. Demek ki denge PCL5'in olduğu tarafa kaymış. Nerede o? Bu tarafa kaymış. Zaten hacim azalınca nereye kayıyordu? Mol sayısı az olana. Az azalınca mol sayısı az olan tarafa kayar. Nerede mol sayısı az? Burada az. Çünkü niye? Bu 1 mol. Bu girenler, ürünler kaç mol? Bak burası 2 mol. Bu 1 mol. Değil mi? Hani ürünler ve girenler olarak düşünecek olursanız, bakın bunun mol sayısı daha az. O yüzden bu tarafa kayıyor. Tamam. Diyor ki T1 ve T2 anında KC değerleri farklıdır. Arkadaşlar T1 anında KC değeri neyse, hani T1 anı dediği ilk denge, T2'de ikinci denge. Şu an ikinci dengeler kurulacak. Bak bu böyle dümdüz devam edecek. Bu da böyle dümdüz. Bu da dümdüz devam edecek. İkinci dengeler kurulacak. KC değeri farklıdır demiş. Yanlış. Niye? KC değişmez. KC'yi değiştiren tek bir şey var. Sıcaklık. Farklıdır demiş. Hayır. Aynıdır demesi gerekir. Tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmi küçülmüştür. Evet. Ne dedi? Kabın hacmi için azalmıştır. Doğru. Yeni dengenin kurulabilmesi için tepkime girenler yönüne ilerlemiştir. Evet. Bu da doğru. Tepkime nereye girdi arkadaşlar? Nereye doğru devam etti? Girenler yönüne doğru kaymış oldu. Tamam. O yüzden cevabımız ne olacak? Denizli 2 ve 3 diyeceğiz. Şimdi gelelim sıcaklığa. Arkadaşlar sıcaklık hacim gibi değil. Biraz daha kolay. Yani daha kolay. Çok basit. Şimdi bir kere sıcaklığın en önemli kısmı ne biliyor musunuz? Sıcaklık arkadaşlar KC'yi değiştiriyor. Bakın bu çok önemli. Size adam diyecek ki sıcaklıkla oynayacak, KC artar ya da azalır diyecek. Ve siz bunu yorumlayacaksınız ve çok basit. Tamam. Sıcaklık değişiminin denge sistemini nasıl etkileyeceği tepkimenin endotermik ya da egzotermik oluşuna bağlı olarak değişir. Yani endotermik tepkimelerde
ayrı bir durum var. Egzotermikte ayrı bir durum var. Tamam. Sıcaklık değişimi denge sistemiyle ürünler yönüne ilerlerse denge sabiti küçülür, büyür falan filan. Neyse bunlar arkadaşlar geçiyorum. Ben bunları direkt geçiyorum. Şimdi bak ben ne yapacağım? Ya üç üst tarafı okumanıza gerek yok. Niye? Çünkü ben size daha güzel bir şekilde anlatacağım. Üst tarafı okusanız da anlamayacaksınız muhtemelen. Çünkü anlatmak istediği kelimelerle ifade ettiği zaman olmuyor. Göstermesi gerekir. Şimdi burayı çok iyi dinleyin. Bu arkadaş için konuşuyorum. Yazıyorum. Bak inanılmaz basit. Bak izle. Bu arada hepsi gaz. Aklıma yazdım onu. Hepsi gaz olduğu için. SO3. Şimdi. Delta ışının sıfırdan küçük olması ne demek? Sıfırdan küçükse bir şey nedir? Negatif. Negatif olunca ne oluyordu? Egzotermik. Yani ısı ne tarafta? Sağ tarafta. Bunu herkes bilir. Isı açığa çıkar. Sağ tarafta ise ısı. Isı dışarı veriliyordur. Yani şöyle düşünün. Hani sağ tarafta ise ısı dışarı verilir. Ama sol tarafta ise ısıyı alıyordur. Ortamdaki ısıyı ne yapar? Alır arkadaşlar. Ortamın sıcaklığı düşer. Atıyorum sıcaklık 10 derece ise 3 dereceye düşer. Niye? Ortamdaki ısıyı alıyor. Endotermik. Bakın bu endo. Bu ne? Egzo. Biz şu an egzodayız. Tamam. Egzotermik olanı yorumlayacağız. Endo değil. Şimdi izle. Adam diyecek ki, kardeşim diyecek, ben sıcaklığı arttırıyorum. Çok basit. Sıcaklığı bir madde gibi düşünün. Hani burada da şey O2 yazıyor sanki. Öyle düşünün. Sıcaklığı sen arttırıyor musun kardeş? Arttırıyorsun. Burası ürünler, burası girenler. Sen sıcaklığı arttırıyor musun? O zaman burada da bir fazlalık olacak. Çünkü niye sıcaklık artıyor? Sıcaklığı bir madde gibi düşüneceğim. Sıcaklık artıyor. Burada bir fazlalık var. Burada fazlalık varsa nereye kayar? Tabii ki de bu tarafa kayar. Niye? Tekrar dengeyi sağlamak için. Düşün. Şöyle düşün. İlk başta bunlar dengedeydi. Sonra bu tarafa bir şey yaptım. Bu taraf arttı. Dedi ki kardeşim bak dengeyi bozduk. Ne yapalım? O zaman ben bu tarafa doğru kayayım. Sen biraz art. Ben biraz azalayım. Tekrardan dengeye gelelim. Bak bu biraz azalacak. Bu biraz artacak. Tekrardan dengeyi kuracak. O yüzden zaten sola kayıyor. Tamam. Denge sola kayar. Yani burada bir artış varsa bu tarafa kayacak. Bitti işte. Değil mi? Hani şöyle düşünün. Bura artıyor ya. Bu tarafa kayacak ki burası şöyle bir şey olacak bugün şöyle. Değil mi? Bunun bu tarafa kayması ne demek? Bu tarafa kayınca bu azalır. Bu da artar. Ve tekrar denge kurulur. Tamam. O zaman yorumumuz nasıl olur? Düşünün bakayım nasıl bir yorum yaparsınız? Madem denge bu tarafa kayıyor. O zaman bunlar için iyi haber. Bunların derişimi artar. Niye? Çünkü onların olduğu tarafa kaydı. Bak bu adamın derişimi artar, bu adamın derişimi artar. Peki bunun derişimi ne olur? Tabii ki azalır. Niye? Çünkü bu taraftan gidiyor. Bunları nasıl arttırıyorsun? Bu taraftan gönderiyorsun işte. Bu taraftan gönderiyorsun. SO3'ten gönderiyorsun bu tarafa. O yüzden bu azalır. Bu artar. Bu da artar. Tamam. Isı ne yaptı? Isıyı zaten adam arttırmıştı. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir yorum yok. Tamam. Yani denge ısı sıcaklık arttırılırsa çok basit. Sağa kayar. Sola kayar. Bunlar artar. Bu azalır. Bu kadar. Başka da bir yorum yok. Tamam. Peki sıcaklık azaltılırsa şöyle sıcaklık aynı şeyi bir daha çizeyim. 2SO2 artı oksijen. Şimdi diyeceksiniz ki hocam anladık. Hani kolay. Gene bir hemen hızlıca göstereyim bitsin arkadaşlar. Bu sefer sıcaklığı azaltalım. İzle. Hemen ürünleri ve girenleri şöyle yuvarlak içine alıyorum. Şimdi ürünlerde mi artış azalışa bakacağım. Şimdi bu tarafta bir azalma var. Bu taraf sabit. Değil mi? Bu tarafa ellemedik. Bu tarafta bir azalma var. Nereye kayar sizce? Denge şöyle düşün. Önceden dengedeydi. Bu taraf azaldı. Ne yapacak? Bu tarafa doğru kayacak. Değil mi? Denge nereye kayar? Buraya kayar. Dengenin bu tarafa kayması ne demek? Bu arkadaşın değişimin ne yapması demek? Artması demek. Peki bu ne yapar? Azalır. Bu ne yapar? Azalır. Bu kadar. Başka da bir yorum yok arkadaşlar. Tamam. Peki endotermik olaydı. Hani endotermik bir reaksiyon olaydı. Şöyle diyeyim. X, Y. Bu sefer X'ye de anlatayım ya. Daha kolay. Z. Isı. Aynı mantık. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Hiçbir yeni bir şey öğrenmeyeceksin. Isıyı arttırırsan şayet
Isıyı arttırdın. Endotermik bir tepkime. Endotermikte biliyorsunuz ısı nerede oluyor? Okun sol tarafında oluyor. Değil mi? Isıyı arttırdık. Isıyı arttırdık. Arttıralım. Şimdi tabii hemen girenlerle ürünleri böyle bir yuvarlak için alayım. Bu tarafta bir fazlalık oluştu. Denge o zaman bu tarafa kayar. Tamam. Hani fazlalığı azaltmak için bu tarafa kayacak. Peki denge sağa kayarsa bunun derişimi artar. Bunun derişimi azalır. Niye? Çünkü bundan gidiyor. Bir de bundan gidiyor değil mi? Hani bu tarafa gitmesi ne demek biliyor musun? Hem bundan gitmesi hem bundan gitmesi demek. Bu azalır. Bu da azalır. Tamam. Bu kadar. Yorum bu. Ha yok. Hocam biz ısıyı azaltıyoruz derseniz şayet hemen yine aynı yorumlar. Şöyle şunu da sileyim. Isıyı azaltıyor musun? Şimdi bakıyorum bu tarafta bir azalma var. Hmm, azalma bu tarafta. Bura azaldı. Benim burayı arttırmam lazım. Denge nereye kayar? Sol tarafa kayar. O zaman bu arkadaş azalır. Bu artar. Bu artar. Bu kadar. Bu arkadaşlar yapacağınız yorum bu olacak. Tamam mı? Peki tabii hiç KC'yi yorumlamadık arkadaşlar. KC ile alakalı hiçbir yorum yapmadık. KC'yi de yorumlamış burada. Biz hemen şey yapalım. KC'yi yorumlayalım. Şöyle yapalım. Şurada. Aslında şey de vermişler. Şöyle size şeyi göstereyim. Herkes baksın. Hemen şurada bir yorum yapalım. İzleyin. Anlattım zaten size. Şimdi buradan tekrarını yapacağız. Sıcaklığı arttırıyor. Nerede sıcaklık? Aha da burada. Sen bunu arttırdın. Denge sola kayar. Şimdi izle denge sola kayar ne olacak? Sıradan bakalım. Şimdi sıcaklık. Şimdi ilk başta dengedeydi ya bu adam. İlk başta dengedeydi. Sıcaklığı arttırdık. SO2 ne yapar? Denge SO2'nin olduğu tarafa doğru kaydığı için SO2 artacak. Bak ama yavaş yavaş öyle hani küt diye değil. Hani yavaş yavaş artıyor. Tamam. Oksijen de öyle. O da yavaş yavaş artar. SO3 bundan gittiği için azalır. Bak SO3 azaldı görüyor musun? Az önce yaptığımız yorumun aynısı. Peki KC değeri küçülür. Niye ben nereden bileyim KC küçülür? Nasıl yapacağız? O zaman şöyle bir yorum yapacaksın. Arkadaşlar KC ne demek? KC demek ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi demek değil mi? Değil mi? KC ne demek? Ürün derişimi bölü giren derişimi. Doğru mu? Peki bana söyler misiniz? Ürünlerin derişimi ne yapıyor? Artıyor mu azalıyor mu? Şu arkadaşın derişimi ne yapıyor? SO3 azalıyor. Tamam. Peki girenlerin derişimi ne yapıyor? Artıyor. Bir kesir düşünün. İlk başta böyle olsun. Sonra şöyle oluyor. Üst taraf azalıyor. Alt taraf artıyor. Ne yapar KC sizce? Hani şöyleyken kesir şu duruma düştü. Üst taraf 5 bölü 5 1 demek ki bu 0 küsür. KC ne yaptı? Azaldı. Bakın KC değeri küçülür. Tamam. KC değeri küçülür arkadaşlar. Anlaştık mı? Veya bir yorum daha yapayım mı size? O da şöyle. KC demek K ileri bölü K geri demek ya. Bakın bunu daha önce gördük. K ileri bölü K geri. Şimdi kim artıyor biliyor musunuz? Bakın şu üstteki KI alttaki KG. Hani şu yön, şu yön sağ tarafa doğru olan yön K ileri, sol tarafa doğru olan yön K geri. Arkadaşlar K hangisi artıyor? Bakın K geri artıyor. Çünkü niye? Bak bu tarafa doğru gidiyor ya. Bu tarafa doğru giden ok hangisi? Şu KG alttaki. KG artıyor. KG arttığı için bir kesir düşünün. Alt tarafı büyüyorsa kesirin. O kesrin değeri ne yapar? Azalır. O yüzden KC'nin değeri azalıyor arkadaşlar. Tamam. Anlaştık mı? Anlaşmışızdır diye düşünüyorum inşallah arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gene yorum yapacağız. Bakın yine benzer bir yorum var. Peki sıcaklık azaltılırsa ne olur? Ona bakalım. Yukarıdaki derişim için sıcaklık azaltılırsa ne olur diye sormuş. Bakın şurada reaksiyonu görmenizi istiyorum. Şöyle. Şimdi yaptığımız yorumların tersini yapacağız arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Ama ben gene de anlatayım. Sıcaklığı azaltıyor. Reaksiyon nereye kayar? Sağa kayacak. Niye? Çünkü burası azaldı. Bakın burada azalan bir şey oldu. Bu tarafa kayar. O zaman bunun derişimi azalır. Bak.
Şey pardon, bunun derişimi artar. SO3 derişimi arttı. Değil mi? Bu tarafa kayıyor ya. Bunlar azalır. SO2 azaldı, oksijen azaldı. Tamam. KC'yi nasıl bulacağım? KC neydi? KC ürün bölü giren. Kim artıyor? Ürün artıyor. Kim azalıyor? Bunlar azalıyor. Bir kesir düşünün. Üst tarafı büyüsün, alt tarafı küçülsün. Tamam, kesrimiz 5 bölü 5 olsun. Üst tarafı büyüsün, alt tarafı da küçülsün. Bunun değeri 1, bunun değeri 5. Ne yaptı? KC değeri arttı. O yüzden diyor ki KC değeri artar. Tamam, bu kadar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi bakın, endotermik denge tepkimelerinde sıcaklık artışı hem ileri hem geri yöndeki tepkimenin hız sabitini arttırır. Ancak denge ürünler yönüne ilerlediği için ileri yöndeki tepkimenin hız sabitini daha çok arttırır ve KC büyür. Arkadaşlar şimdi bakın burayı nasıl yorumlayacağız? Şimdi burayı çok iyi dinleyin. İzle. KC eşittir KI bölü KG değil mi? KC eşittir KI bölü KG. X, Y, neydi bu endotermik ısı alan? Şimdi endotermiği yorumlayalım. Şimdi izleyin. Bunu soracak çünkü size arkadaşlar. Şimdi burayı çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Şöyle çift ok yapmam lazım. Şurası KI, şurası KG. Şimdi bak. Eğer sıcaklığı arttırırsan, sıcaklık ne yaptı? Arttı. Bakın bu arkadaş arttı. Bilmiyorum aranızda hatırlayan var mı? Hani aranızda hatırlayan vardır diye umuyorum. Hız olayında sıcaklık artarsa, ister endotermik olsun, ister egzotermik olsun, sıcaklık artarsa hız artar şeklinde bir ifademiz vardı hızla. KI, şimdi izle, ısıyı arttırdın ya, ısıyı arttırdığın zaman şimdi bu tarafa yükleneceğiz değil mi? Ne tarafa kayacak denge? Sağa kayacak. Yani KI ne yapacak? Artacak. Şimdi bu taraf daha çok oluştuğu için arkadaşlar KG de artacak. Yani şöyle düşünün, hani şöyle düşünün, şimdi bu bunu oluşturuyor, bu da bunu oluşturuyor ya. Şimdi buradan buna daha çok gitmeye başladı. Hani bu daha çok gidiyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Bu diyor ki ya sen bana çok yolluyorsun, ben de sana daha çok yollayayım. Hani bu buna 10 tane diyelim ki, başlangıçta şöyle anlatayım daha güzel anlasın. Şimdi ilk başta denge kurulduğunda bu buna 5 tane göndersin. Bu da buna 5 tane göndersin. Tamam. Bu sefer dengeyi bozduk. Ne yaptık? Isıyı arttırdık. Isıyı arttırınca bu ne yapıyor biliyor musun buna? Buna bu 15 tane gönderiyor. Al diyor sana 15 tane. Bu diyor ki kardeşim sen bana çok yolladın, ben de sana arttıracağım diyor. 7 tane, 8 tane. Bu da arttırıyor. Ama bunu geçemiyor arkadaşlar. Hani kim daha çok arttırdı? Bu. O yüzden denge sağa kayıyor zaten. Hani bu sabit kalmıyor. Bu da artıyor. Geri yöndeki tepkime de artıyor. Ama ileri yöndeki daha çok artıyor. Yani böyle bir yorumda şunu yapacaksınız. Denge nereye kayar? Sağ tarafa kayar. Yani KI artar. Ama KG de artar. KG de artar. Çünkü bu da artacak. Ama KI daha çok artacak. Bu daha çok artacak. Geri yöndeki o kadar artamaz. Bir kesir düşünün. Üstü çok büyüyor. Altı biraz büyüyor. Hani 5 bölü 5 olsun kesir. Üstünü çok büyütün. Şöyle 20 olsun. Alt taraf 6'da falan kalsın. 7 olsun. Bu 1. Bu da arkadaşlar yaklaşık 2 küsürlü bir şey işte. Tamam. Yani 3'e yakın. Neredeyse 3. Yaklaşık 3 diyebilirsiniz. Tamam. Hani bu 1 iken bu 3. Anladınız mı? Üst tarafı çok arttırıyoruz. Hani KI bir kesirin üstü çok büyüyor. 6 da büyüyor ama o kadar değil. O yüzden KI de artar. KG de artar. Ama en çok KI artar. Niye? Çünkü reaksiyon bu tarafa kayıyor da o yüzden. Hani bakın bunun olduğu tarafa doğru. Hani oklar aynı ya. Tamam. Peki egzotermik denge tepkimelerinde nasıl? Yine X diyelim. Y diyelim, ısı. Egzotermik tepkimelerde bu artarsa ne olacak? Isı artarsa denge sola kayar. Şimdi bu KI, bu da KG. Bu sefer kim artar arkadaşlar? Şimdi bununla aynı yönde olan ok hangisi? Yani sol tarafa bakan ok hangisi? Şu. Kim o? KG. KC eşittir KI bölü KG diyoruz. Şimdi KG çok artacak. KI de artacak ama hani şu da artacak ama az. Çok az. Tamam. O yüzden ne yapar arkadaşlar? Bunu zaten bir daha örnek vermeyeceğim. Ya da vereyim neyse. 5 bölü 5 olsun. Üst tarafı 8 yapıyorum. Alt tarafı da yine 20 yapıyorum. Bunun değeri 1. Bunun değeri 8 bölü 20 ne yapar arkadaşlar? 0 küsürlü bir şey. Değil mi? Ne yapacak?
Yani KC azalacak. Değil mi? Bak şu durumdan şu duruma geçti ya, azalacak. Tamam. Var mı soru arkadaşlar? Soru yoktur diye düşünüyorum herhalde. Burayı anlamışızdır diye düşünüyorum. Şuradan devam edelim gençler. Şöyle şurada bir soru var. Şu şurayı da kapatayım, cevabı da görmeyelim. Şöyle şunu yorumlayalım. Hep beraber yorumlayalım. Şimdi herkes baksın. Yukarıda verilen denge tepkimi delta h sıfırdan büyük. Bir şey sıfırdan büyükse pozitiftir. Delta h artı ise nedir o? Endo. Ben bunu karalıyorum. Ben bunu sevmiyorum arkadaşlar. Endo ısı yazacağım. Isıyı bu tarafa yazmam lazım. Yazdım. Tamam. Dengedeyken işlemlerinden hangileri tek olarak uygulanırsa denge ürünler yönüne ilerlerken KC değeri artar. Denge, bir kere şunu söyleyeyim size. KC değeri ne yapar dedi bu bana? Artar dedi. KC değerini değiştiren tek bir şey var. Neydi o? Sıcaklık. Yani hani hiçbir şey bilmesen, hiçbir yorum yapamasan adam sana diyor ki KC'yi arttır. Kardeşim, KC'yi ben nasıl arttırayım? KC'yi değiştiren tek bir şey var. Sıcaklık. Sıcaklıkla oynamam lazım eğer arttırmamı istiyorsan. Kabın hacmini küçültme. Hayır. Kabın hacmini küçülünce sıcaklık değişmiyor ki. Gaz ekleme. İkisiye ekle. İstersen ne ekliyorsan ekle. Bunu ekle, bunu ekle. Hiçbir şey. Ne istiyorsan ekle. Sıcaklıkla alakalı bir şey yapmıyorsun ki. Bu da değiştirmez. Değil mi? Bu da değiştirmez. Sıcaklığı arttırmam. Muhtemelen cevap bu. Belki bu da yanlıştır. Soru yanlıştır. Bir bakalım, biz sıcaklığı arttırıyoruz. Sıcaklık artarsa hemen yazıyorum size şöyle. İki yorum yapacağız. İzleyin. KI bölü KG. Şimdi iki tane yorum yapacağız. Tamam. İki tane KC yorum yapacağım size. Bir buradan yorumlayacağım, bir buradan yorumlayacağım. Sıcaklığı arttırdık. Denge nereye kayar? Bu tarafa doğru. Şöyle KI. Bakın sağ tarafa bakan ok KI. Sol tarafa bakan ok KG. Denge sağa kayıyorsa kim artar? KI artar değil mi bak? KI çok artar. Bu fazla artar. Bu da artar ama bu az artar. O zaman bu kesirin değeri ne yapar? KC için ne diyeceğiz? Böyle bir kesir yukarı arttırıp aşağıyı az arttırdığınızda ne olur? Yukarısı artıyorsa zaten artar arkadaşlar. Buradan yorumlayalım. Şimdi denge nereye kayıyor? Ürünlere. Ürünler artacak. Peki azalış nereden oluyor? Girenlerden. Değil mi? Hani buradan buraya, bak buradan buraya gönderiyorsun. Buradan buraya yolluyorsun. Hani bu tarafa doğru bir şey yolluyorsun. Bunlar artar, bu azalır. Girenler de azalıyor. O zaman bir kesir düşün. Üst tarafı büyüyor, alt tarafı azalıyor. Bu kesirin değeri ne yapar? Artar. O yüzden KC'yi arttırır. Peki demiş ki denge ürünler yönüne ilerleyecek. Doğru mu? Ürünlere de ilerliyor mu? İlerliyor. Bak ürünler tarafına doğru ilerliyor tabii ki. Ürünlere doğru da ilerliyor. Yani bir tek yalnızca bir seçeneğinde benden istedikleri oluyor arkadaşlar. Bu kadar. Yani sıcaklıkla alakalı yorum bu şekilde arkadaşlar. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Katalizör ve basınçta olan yorumlarını bir sonraki videoya bırakacağım inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.